Evet arkadaşlar, şu an tünel kestiğimizin tamamlanmış halini göreceksiniz. Şu şekilde. Burada bakın marn, kireç taşı, şist ve granit 4 birimimizde yerleştirilmiş vaziyette. Doğrultuları tabanda gördüğünüz gibi. Granitte herhangi bir doğrultu yok. Eğimleri de, daha doğrusu görünür eğimleri de yan duvarlarda gözüküyor. Bakın, süreksizliklerin eğimleriyle, yani bu bir dokan, bu bir normal fay, pardon. Şu normal faylı sınır, kireç taşı ve marnı birbirinden ayırıyor. Bakın, normal fayın eğimi ile marnın eğimi ve kireç taşının eğimi çok farklı. Yine aynı şekilde şuraya bakabilirsiniz. Kireç taşının duvardaki görünür eğimi. Daha sonra burada şist var. Şistin duvardaki görünür eğimi. Ve aradaki ters fay olması gerek bunun. Ters fayın görünür eğimi bunu sınırlandırıyor. Farkı görebiliyorsunuz. Bu doğrultuları yine nasıl hesapladık? Gelelim. Mesela Marn'ın kuzey 38 batı doğrultusunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geldik kuzey okumuzdan yine şu şekilde 38 derece kuzey 38 batı olarak aldık. Daha sonra her zaman yaptığımız gibi yine bakın şöyle bunu buraya yerleştirdiğimizde bakın tabakanın doğrultusunu görüyorsunuz. Burada ben programın içerisinde olan hazır paternlerden seçtim. Aslında yani bu şekilde doldurmak doğru değil. Yani çünkü bu tam bir Marn simgesi değil. Ama hani şurada siz çizerken mesela bakın Marn'ı iki paralel düz çizgi arasına paralel kesikli çizgilerle göstereceksiniz. İşte o düz çizgileri de bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Mesela bunu kopyalayıp tekrar yapıştırayım. Örnek şu şekilde. İki tane paralel düz çizgi. Bunun arasında da şöyle paralel kesikli çizgiler. Sizin yapacağınız uygulamada simge bu şekilde görünmeli. Evet, doğrusu bu. Ben burada kolay olması için hazır paternlerden seçtim. Burada bir poligonu seçiyorum. İçerisini dolduruyorum. Gerekli açıyı verdikten sonra gördüğünüz şekilde simgelendirebiliyoruz. Geçelim Marn'dan sonra kireç taşına. Kireç taşının doğrultusuna bakalım. Kuzey 75 doğu. Hemen gelelim. Şunu silelim. Açı ölçerimizi alalım. Bakın kuzeyden 75 derece fazla gittik. Şu. Kuzey 75 doğu. Hemen hemen bu şekilde bir şey olacak. Bakın koyduğumuz zaman gördük mü? Kireç taşının hazır paterni var burada. Kireç taşının doğrultusu tabanda bu şekilde gözükecek. Doğru çizmişiz. Görünür eğimleri ise kireç taşının kaç derece hesapladık hemen size söylüyorum. 35 derece çıkıyor görünür eğimi. Şimdi görünür eğimi duvara nasıl işleyeceğiz? Hatırlıyorsunuz ki şu çizgi aslında taban ve yan duvarın ara kesitindeki çizgiyi gösteriyordu. Dolayısıyla şurası 0 derece yatay. Biz burada 35 dereceyle bakın şöyle 35'i iyi yakalamıştım az önce. Evet, 35 derecelik bir eğim. Gördüğünüz gibi. Kireç taşlarının eğimi de bakın 35 dereceye paralel. Eğim yönü ne? Peki kuzey. Gördük mü? Hani geçen haftaki uygulamada söylemiştim. Böyle bir tabakanın üzerine su döktüğünüzde su ne tarafa akar? Bakın bu tarafa akar. Yani kuzeydoğuya ya da kuzeybatıya doğru akar. Dolayısıyla kuzey cephe
Doğru eğimli olduğu için de eğimi diğer taraftan okudum. Kireç taşı bu şekilde. Kireç taşının arasında 1 metre genişliğinde bir karstik boşluk var. Yani bu çok kaba bir gösterim aslında şu şekilde. Yani bir karstik boşluk tam bu şekilde gözükmeyebilir. Daha böyle çözünme şeklinde gözükebilir. Bu kaba bir gösterim. Bu bizim karstik boşluğumuz. Daha sonra kireç taşının bittiği yerde şist başlıyor. Tabii ki şistte de yine kullanacağınız simge bu değil. Tabakalanma ve şistoziteyi ayrı ayrı göstermeniz gerekiyor. Ben burada sadece tabakalanmayı gösteren hazır bir patern kullandım. Tabakalanmasının doğrultusu burayla 79 derecelik açı yapacak. Şistozitesi ise tabakayla sanırım 33 derecelik bir açı yapıyor. Şöyle buradan simgeyi görürseniz bakın. Tabaka şu şekilde. Bir de şistoziteler var. Şu kesikli çizgiler. Siz buradaki şekle göre tarama yapabilirsiniz. Yine daha sonra granit geliyor. Granitte herhangi bir tabakalanma yok. Biliyorsunuz volkanik kökenli bir kaya. Dolayısıyla burada bir tabakalanma olmayacak. Artı işaretleriyle gösterilebiliyor. Ben yine hazır bir patern kullanmıştım. Ama siz yine şu şekilde aslında artı simgesiyle bunu 90 derece yaparsak şu şekilde burada bir hemen artı elde etmemiz mümkün. Kalınlaştırabiliriz. Yani sizin haritalarınızda granit bu şekilde gözükecek. Yine granitin içerisinde bir granit porfir damarı var. O da granitin içinde kalacak şekilde doğrultusu. Görünür eğimlerini hesaplayacaksınız. Bunları zaten yapmayı biliyorsunuz. Sonuç olarak litolojilerde tünel plan kestiğinizde şekilde göründüğü haliyle gözükecek. Umarım yeterince açık bir uygulama olmuştur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.